belki başka yazar arkadaşlarım için böyle değildir ama ben kendimce olanı anlatmaya çalışıyorum. 5 yıl boyunca birlikte yürümüşsünüz. Sürekli o karakterlerle birlikte olmuşsunuz. İşte ne giyecek, bu düğümü nasıl çözeceğim? Örneğin küçük bir anım var. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Sonra Elenika'ya hemen geçeceğim. Gafil Efendi romanda finale olması gerekiyor artık. Gafil Efendi bir finale yürümesi gerekiyor. Ölecek ama nasıl öldüreyim? Yani çünkü orada çok da hani ipucu vermeden anlatmaya çalışıyorum. Gönül Çatalcalı'yı bilirsiniz. Otobüsteyiz. Daha izban yok düşünün. Bayağı önce. Gidiyoruz, ne yaptın, roman nasıl gidiyor? Ya bir yerde tıkandım. Ben de heyecanlandığımda bizim toprakların şeyidir o. Kuyudur, ses volüm yükselir, böyle heyecanlandığımızda çok yüksek sesle konuşuruz, güleriz. Gafil Efendi'yi öldüreceğim dedim. Öldüremiyorum dedim. Nasıl öldüreceğim dedim, ne bileyim dedim. Yani kalp krizimi geçirtsem, intihar mı ettirtsem. Otobüsteyim. Sonra arkadan bir teyzenin böyle yavaş yavaş eğilip. Artık ben de yolculuk mu yürüyordum sonra? Sakin ol dedi Gönül. Düşür. Bir sakin ol. Tabii böyle yaşıyorsunuz 5 yıl boyunca. Ve birdenbire sizi terk ediyor bütün karakterleriniz. Artık onları düşünmek zorunda değilsiniz. İşte ne giydireyim, ne yedireyim. Evine işte nasıl bir koltukta oturur. İşte Rena nasıl yürür. Nasıl bakar. İşte bir yemeği nasıl yapar. Tüm bunları artık düşünmek zorunda değilsiniz. Bomboş hissediyorsunuz. Yani orada yalnızlığın iki farklı boyutunu fark ettim o roman bittiğinde. Evet, yalnız olmak zor ama yalnız hissetmek çok daha zor. Ben orada çok yalnız hissettim. Hepsi terk ettiler. Artık omuzuna dokunacağım başka bir kahramana ihtiyacım vardı. Elenika öykü kitabında benim kaç sır dökümü öyküsünde sanırım yok şey şuradan ben kapılıyorum o yüzden şöyle gitmem de. Çıkartan sergin olmaz. Tamam hep çıkartayım artık. Film bitti diye bir öykü vardı sır dökümünde. Orada bir paragraf bir karakteri anlatmıştım. Bazen karakterlerle aranızda çok güçlü bir bağ kuruyorsunuz. Rena benim babaannem de evet, Sapuş dedem de. Ama elinde hiçbir şeyim değil. Yani yaşamış bir karakter değil. O bir paragraf yetmedi. Çünkü öyküde ana kahramanım erkekti. Hani bir kadının erkeği yazması, bir erkeğin de bir kadın baş karakteri yazması biraz zordur. Çünkü tamamen beden dilinden tutun yüz mimiklerine kadar, tavırlarına kadar empati yapmak zorundasınız. Onun gibi hissetmek zorundasınız. Dolayısıyla ara ara bu tip egzersizler yaptım ki son romanımın ana kahramanı baştan sona bir erkek. Elenika orada küçücük bir paragraf ama beni terk etmedi. Yani o kadını ben yazmak istiyorum. O kadını işlemek istiyorum. Yaşlı bir kantocu kadındı. Sadece bu kadar vardı şeyde. Tabii o boşlukta manavı biter bitmez ben hemen 3 gün sonra eve gidip Elenika'nın ilk cümlesini yazdım. Ve artık birlikte yürüyeceğim bir kahramanım daha vardı. Elenika böyle başladı. Sonra kanto Türkiye'nin müzikal tarihinde çok önemli bir nokta. Ve ne yazık ki unutuluyor, ne yazık ki kayboluyor. Birçok değerimiz gibi kayboluyor, unutuluyor. Çünkü ilk modern müzik, ilk pop müzik türü Türkiye'deki. Ve işte Çingene müziğinden etkilenmiş, Rembetiko'dan etkilenmiş, Türk yerel motiflerinden etkilenmiş ve hepsinin bir araya gelişiyle ortaya çıkmış bir müzik türü. Bunu anlatmak istedim. Sonra baktım tam böyle kantonun bitiş dönemi, Alaturka müziğin başlama dönemi ve 6-7 Eylül olayları yaşanıyor. O zaman 6-7 Eylül olaylarını da alayım dedim. Çünkü eğer bu topraklarda yaşıyorsak şöyle bir şeyim var. Kitlelere ulaşabilen sanatçının bir parça bu vefa borcunu ödemek zorunda bu ülkeye.
biraz bahsetmek zorunda. Yani sadece her şey aşk meşk, her şey işte güllük gülistanlık, kuşlar, kelebekler ya da kız kaçtı, adam kovaladı ya da iç dökümleri olmasın. Çünkü çok kolay kazanmadık. Zerrin Hanım sağ olsun biraz bahsetti özgeçmişinden ama ben Çanakkale Savaşı Cephe Gerisi sinema senaryosu çalıştım. Osman Sınav'ın ekibindeydim daha önce. İşte yani CV'de yazmayan bir sürü şey var aslında. ve o Çanakkale'de bir ay kaldım. Arşivler açıldı. Arşivlere girdik, okumalar yaptık 3 senarist arkadaşımla. Hani dini inancım dediğim gibi çok kültürlü, işte Ortodoks, Hristiyan ve Müslüman insanların olduğu bir ailede büyüdüm. O yüzden çok kaygan bir zemin diyebilirim o anlamda ama annemi ağlayarak aradığımı ve ne olur hani Kur'an'ı okutuyorsunuz, dualar gönderiyorsunuz, lütfen ücretini ben ödeyeceğim, Mevlüt'ümü okutacaksan bir şey yap diye hıçkıra hıçkıra ağlayarak annemi aradığımı bilirim. Böyle bir bilinçle Elenika'yı 6-7 Eylül ayları, arka planı tabii yine bir okuma süreci, o mahkeme tutanakları, işte arka planında neler oldu, Atatürk'ün evinin bombalandığı haberiyle insanların nasıl galeyana getirildiği, o dönemin Menderes'in nerede olduğu, bu olaylar verdiği tepki, belgesel değil kitaplar, tamamen arka plan dönem. Ama ön planda daha çok hikaye var. Biraz da bir kadının yaşlılığı reddedişini anlattım Elenika'da. Yani çünkü şeydir, ruh ve beden aynı anda yaşlanmaz. Ve bir gün aynaya bakarsınız, başka bir kadın görürsünüz aynada. O siz değilsinizdir. Elenika işte o başka kadını reddeden, eski fotoğraflarına bakarak rujunu tazeleyen, eski fotoğraflarına bakarak saçlarını tarayan bir kadın. Aynaları tazeleyen. Evet. biraz ölümü irdeledim. Çünkü Elenika bir türlü ölemeyen bir kadın. 90'larına gelmiş, sevdiği herkes ölmüş, bir türlü ölemeyen bir kadın. Bilgen de henüz çok genç ama ölmek zorunda olan bir adam. dolayısıyla bu iki farklı ölüm algısını, ölmek durumunu biraz psikolojik açıdan irdeledim. Yani birkaç farklı okumaya açık bir roman oldu. Ama Manam'ı daha hani klasik, daha olay ağırlıklı. Elenika biraz daha bu anlamda farklı bir roman. Üçüncüsü 12 Eylül dönemi zaten. Ses, evet, ses, ses. Yani duyulmuyor onu.